Aziz Türk Milleti, saygıdeğer milletvekilleri, torba yasa tasarının 101. maddesine dair Milliyetçi Hareket Partisi olarak verdiğimiz önergeye dair söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepiniz saygılarımla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, yine bir torba yasaya görüşüyoruz. Ve torba yasalara dair Milliyetçi Hareket Partisi olarak şu ana kadar defalarca haklı olarak ifade ettiğimiz isabetli eleştirilerimizi bu aşamada tekrar edecek değilim ama en azından bu torbadaki eksikliklere dair bazı hususlara temas etmek isterim önergemizin içeriğine geçmeden önce. Yine bir torba yasaya görüşüyoruz ama burada ciddi içerik eksiklikleri söz konusu. Personel taleplerinden tutun, toplumumuzun çeşitli kesimlerine yönelik çok ciddi çözüm bekleyen sorunlara ve taleplere yönelik hemen hemen kayda değer hiçbir hususun bu torba yasada olduğunu söyleyemiyoruz ne yazık ki. Personel taleplerinden başlayalım. İşte taşeron işçilerimiz kadro bekliyor uzun yıllardır ve son dönemlerde, son haftalarda özellikle sürekli olarak bu da gündemde ama hala ortaya çıkmış olan bir tasarı, bir teklif söz konusu değil. Merakla takip ediyoruz ve bu noktadaki haklı taleplerin yerine getirilmesini Milliyetçi Hareket Partisi olarak istiyoruz. Aynı şekilde 4C'liler uzun yıllardır sorunların çözülmesini beklemekte. Bunlarda da ne yazık ki herhangi bir aşama kaydedilmiş değil. Atanamayan öğretmenler biraz önce zikredildi. 24 Kasım yaklaşmakta. Onlara bu yönde bir müjde vermemiz, onların sorunlarını bu yönüyle çözmemiz gerekiyor. Ne yazık ki torba yasanın içerisinde bu da yok. Sadece personel talepleri mi? Evet, tabii ki de değil. Personel taleplerinin dışında da çiftçilerimizin, esnaflarımızın, emeklilerimizin, her toplum kesimimizin haklı, isabetli, yerinde ve önemli sorunları var çözüm bekleyen. Onlara dair de ne yazık ki bu torba yasanın içerisinde herhangi bir şey yok. Ve ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir milletvekili olarak bütün bu sorunların aynı torbada çözülebilmesinin mümkün olmadığını da biliyorum. Ama en azından bizzat kanun teklifimde bulunan iki hususu da burada vurgulamadan geçemeyeceğim değerli milletvekilleri. Gerçekten bunların en başında atanamayan sağlıkçılara kadro verilmesi yönünde bir kanun teklifim var. Ben bu kanun teklifini verdiğimde değerli milletvekilleri atanamayan 350 bin sağlıkçımız vardı. Bugün bu sayı 450 bine ulaştı. Atanamayan sağlıkçılar geçtiğimiz hafta eylem yapıp çığlıklarını, seslerini duyurmaya çalıştılar ama kat edilmiş bir mesafe yok. Az sayıda atanabilme imkanına kavuşmuş olanlar da ne yazık ki şu anda atanmaya hak kazandıkları halde aylardır atamayı bekliyorlar. Onların dahi sorunları çözülebilmiş değil ne yazık ki. Gene içinden geldiğim mesleğimizin, bir avukatlığın, yargının bir alanı olarak mübaşirlerimizin sorunların çözülmesine yönelik olarak bir kanun teklifimiz var. Yani yargının dördüncü ayağı olarak kabul edilen mübaşirler özellikle de son dönemde çok ağır şartlar içinde çalışmasına rağmen genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmesi yönünde haklı talepleri vardı. Bunu yasa teklifi olarak getirdik. 5000 civarında mübaşirimiz var. Maliyeye, bütçeye bunun çok ağır yükleri vesaireleri de söz konusu değil ama bu teklifimiz de henüz kabul edilmedi. Kabul edilmediği gibi iş bu torbada dahil şimdiye kadar gelen hiçbir torba yasa tasarısının içinde bunu da göremedik. Bu ve bunun gibi pek çok toplumumuzun haklı, yerinde, isabetli çözülmesini beklediği meseleler var. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bunları şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da takipsiz olmaya devam edeceğiz. Gelelim önergemize. Önergemizde iş bu torba yasanın 101. maddesi çerçevesinde işletmecinin tüketiciden haksız olarak tahsil ettiği bedellere ilişkin bir düzenleme söz konusu. Burada gayet isabetli bir şekilde şayet işletmeci tüketiciden haksız bir ödeme aldıysa bunun geri ödenmesi yönünde bir düzenleme var. Ve bunun içinde 2 yıllık bir süre öngörülmüş. Yani bir haksız ödeme söz konusu tüketicinin yaptığı ama bu haksız ödeme tespit edildiğinde tüketici hukukuyla paralel olarak öyle düşünülmüş çünkü anlaşıldığı kadarıyla 2 yıl içerisinde bunu talep ederse kendisine iade edilsin. Eğer 2 yıl içinde talep etmezse ilgili bakanlığa aktarılsın. Burada tüketicinin hakkını korumak adına daha dar ve daha sınırlı süreyi değil de Türk Borçlar Kanunumuzdaki 10 yıllık süreye esas alalım. Tüketici 2 yılda değil 10 yılda bu yönde bir haksız ödemeyi geri almak gibi bir hakka sahipse 10 yıl içerisinde iade isteyebilsin. Bu mümkün olmazsa 10 yıldan sonra ilgili bakanlığa gelsin. Önergemiz bundan ibarettir. Son derece haklı ve isabetli bir önergedir.
Bu yönüyle önergemizin kabulünü genel kuruldan talep ediyor. Sizleri bir kere daha saygılarımla selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Parsak.